Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ba'd. Evet kıymetli izleyicilerimiz bu sefer sizlere hasbihal programımızdan hayırlı akşamlar diyemiyoruz. İnşallah masum hocama sorum, hocaya sorum programımızla inşallah bu sefer karşınızdayız. Yine sevgili hocamız konuğumuz Recep Konuk hocamızla beraber inşallah sizin sorularınızı ve kendi belirlemiş olduğumuz gündemimizi inşallah yine size kıymetli izleyicilerimize İslami bir bakış açısı kazandırabilmek için ama gündem, ülkemizdeki gündem meselelerine ama dünyadaki gündem meselelerine böyle güzel bakış açıları kazandırabilmek için inşallah e, sizleri hocamızla baş başa bırakacağız soru konusunda. Tabii bizim de bu arada e, masamızda bir takım konularımız var. Nelerdir bunlar? Mesela 2017'yi 17'de ülkemizi neler bekliyor veya dünyada ne gibi e, değişiklikler olabilir? Bunun, bununla alakalı e, sevgili hocamızın ee, ön e, sezilerini inşallah Ön görülerini sizle paylaşacağız ee, Biliyorsunuz e, Baştan aşağı provokasyonla Dolu reyna saldırısıyla Alakalı e, hocamızın Fikirlerine başvuracağız Yine sosyal medyada e, insanların kutuplaştırılması ve bu kutu, Kutuplaştırmada e, aşırı Bir küfür lisanının Dilinin kullanılması Bu tavrı inşallah bugün masaya yatırıp irdeleyeceğiz Yine Kendini dağa götürmeye çalışan bir PKK'lıyı terörüstü vurarak öldüren 18 yaşındaki delikanlımızın bu tavrını bugün inşallah beraber konuşacağız. Yine Fatih Medreseleri Vakfı olarak yapılan çok büyük çalışmalarda illaki bir yerler tarafından bir rahatsızlanmalar meydana geliyor. Bu sefer böyle bir şeyler olacak mı? Bunlar inşallah bugün masamızda sevgili hocamızla beraber ve Recep Konuk hocamızın da inşallah ...beraber moder moderatörlüğümüzde bu işi inşallah sizlerle paylaşacağız. Ee, ilk bugün beraber moderatör olduğumuz için Recep Konuk hocamıza da bir ufak söz hakkı verelim. Ondan sonra inşallah hocamıza tekrar döneceğiz. Evet sevgili FM TV izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Yeni formatımızda, yeni programımızda inşallah Türkiye'mizi, dünyamızı, ümmeti Muhammed'i aydınlatmaya devam edeceğiz inşallah. Ee, bizlere de dahil olmak istiyorsanız... Ee, sorularınızı sevgili Masum Bayraktar hocamıza sormak istiyorsanız 0532-526-0146 numaralı telefonla e, istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Kısa ve şehriniz ve isminiz de olursa seviniriz inşallah. Hayırlı bir programlar, hayırlı istifadeler inşallah. İnşallah. Evet e, sevgili hocam, hoş geldiniz. Yeni programımıza inşallah, hayırlı olsun diyelim inşallah. Buyurun. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Rabbim hayırlı mübarek etsin inşallah. Tersini yüksek edilsin. 2017'nin ilk programını yapmasın, yapmamız hasebiyle evet. ve programda değişiklik yapacağımızı daha önce ne yapmıştık? Geçen programda söylemiştik. Evet. O programa ne yaptık? O değişiklikler gittik elhamdülillah. FM TV'nin bütün programlarında mümkün olduğu kadar değişiklikler ne yapılacak gideceğini söylemiştik. İnşallah yeni formatlarla, yeni çalışmalarla halkımıza daha güzel hizmetler vermeye çalışacağız, mücadele vermeye çalışacağız. İnşallah. Rabbim tesisiniz yüksek eylesin. Her geçen gün elhamdülillah daha da olaylar güzelleşiyor, mükemmelleşiyor. İnşallah daha da güzel olacak inşallah. Rabbim tesisiniz yüksek eylesin inşallah. Abi. Mahcup eylemesin inşallah. Ağabey inşallah. Teşekkür ederim hocam. Ben Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, e, Recep Konuk hocamız telefon numarasını söyledi. Ayrıyeten 0533-638-3270. 0533-638-3270 bu numaradan da bizlere konuştuğumuz konularla alakalı mesajlar gönderirseniz inşallah bu konuları biz de sizinle beraber güzelce bir meşvere bir istişare etmiş olacağız. Aynı zamanda hashtag masum hocaya sorum twitter'dan da bu hashtagten inşallah bizlere katılabilir müdahil olabilirsiniz. Evet sevgili hocam masum hocaya sorum benim sorum diyeyim ilk sorum olsun inşallah. E, biliyorsun, biliyorsun acısıyla tatlısıyla bir seneyi 2016'yı geride bıraktık yeni bir seneye başladık inşallah e, Ülkemiz için Müslümanlar için hayli mübarek olur inşallah Amin. E, 2017'de ama ülkemiz için ama dünyada Müslümanlar için öngörüleriniz nedir? Bizleri nasıl bir 2017 bekliyor Sevgili Hocam? Evvela bütün seyircilerimize selam ediyoruz Allah cümlesinden razı olsun inşallah Hoca arkadaşlarımız vardı. Onlara da işte onlara da selam ediyoruz inşallah. Sizlere de selam olsun inşallah. Evet, tamam. Rabbim hepimize başarılar nasip etsin. Hepimize bu tezhimimiz yüksek edilsin inşallah. Tamam. Şimdi 2017'den bahsetmeden önce evvela şu 2016 ile alakalı biraz evet. bilgi vermek isterim. Şimdi netice itibariyle 2016 yılı ile alakalı Türkiye'miz gerçekten sıkıntılı bir yıl geçirdi diye ifadeler kullanılıyor. Evet kullanma bakımında bu şekilde baktığımızda hakikaten hakikaten sıkıntılı olarak olaylara baktığımızda gerçekten sıkıntılı bir geçirdik mi geçirdik. İşte bunun 15 Temmuz'undan tutun ve her bir yerlere gerçekten büyük sıkıntılar yaşandı. Büyük olaylarla karşılaştık. halkımız gerçekten bayağı bir olumsuzlukları ne yaptı? Görmüş oldu. Olumsuzlukları yaşamış olduk. Dünya üzerinde de Müslümanlar üzerinde ne yapıldı bunlar? Hep gördük yani. Ama olayın bir de bir başka tarafından bakarsak yani nasıl illa bir karanlık, gecenin bir karanlık bölümü oluyor mu? İlla oluyor. Karanlık gecenin de illa bir sabaha oluyor yani. O yüzden illa o son derece karanlıklar gelip de o karanlıklar geçip yeni bir sabahlar, yeni doğuşlar meydana gelecek diye olaya bakarsak da o zaman zaten bunlar da yaşanması lazım diye. Yani. Çünkü bir takım olayların meydana gelmesi lazım ki içerideki fitnecilerin, münafıkların, hainlerin, zalimlerin, kimlerin mutlaka ortaya çıkması lazım. Ortaya çıkıp da tespitini kolay olması lazım. Yoksa diğer türlü içine öyle bir karışıyor ki içine karışmış olduğu insanlar sen ona dost diyorsun. Kardeş diyorsun, beraber yürüdüğü insan diyorsun, aslında hiyanet üzerinde, hainlik üzerinde seni o devamlı senin düşmeni bekliyor. O yüzden dolayı yani Böyle olayları güzel değerlendirmek lazım. Bunlar olmazsa işte ayet-i kerimede Mevlamız buyuruyor ki İsrâil'de bile "Ve neblükum bişerri vel hayri fitne." Size diyor, şer dediğim bir tane hayır dediğim e Niye şerde de durumun nasıl olacak yani? Ortaya çıkacaksın yani. Bir takım sıkıntılar vereceğim size ama oradaki davranışın nasıl olacak? Oradaki ahlakın nasıl olacak? Oradaki Allah'a karşı saygın nasıl olacak? Oradaki gerçekten düşüncelerin, hareketlerin, tutumun, korkun ibadetlerin nasıl olacak, buna da Hazreti Allah bakıyor, bir de bolluk veriyor Mevla Teala. Bolluk verdiği zamanda da hareketleri nasıl olacak? Şimdi en netice Türkiye'mizde, e, bolluk zamanları da geçti, 2002'den 2016'ya kadar e, çok hep sıkıntılı geçti denmez yani. Çok bolluk, refah, rahatlık, bilmem ne şeyler geçirdik. Ama o zamanlarda şu anda hain diye baktığımız, zalimlik yaptığımız insanlar, zalimlik yaptı dediğimiz insanlar, sanki Türkiye için hayırlı işler yapıyor gözüküyorlardı yani. O yüzden dolayı demek ki bunların ortaya çıkması için belli sıkıntılar yaşanması gerekiyor mu? Yaşanması gerekti ve ne yaptık? O imtihanlarla beraber de gerçekten dostu düşmanı ne yapmış olduk tanıyabildik yani. Yoksa diğer türlü tanıma şansın olmuyor. Olayı buradan da baktığımızda aslında saflar netleşiyor. Olaylara bakış açısı netleşiyor. Bugün en netice Türkiye'miz üzerinde bakın halkımızı inceleyin. ABD'nin normalde bizim dostumuz olduğunu, müttefikimiz olduğunu ne yapıyorduk devamlı? Onları ön planda tutuyorduk, söylüyorduk. Ama bugünkü şartlarda ne diyoruz? Hayır diyoruz ya bunlar ne müttefikten, ne dostluktan bahsediyorsun. Bunlar her türlü bize karşı olan terör örgütlerine her türlü desteğini vermiştir diyorsun bak. Bugün PKK'ya, PYD'ye, DAEŞ'a hatta DAEŞ'in kurucusu ABD'dir yani. Bunu artık herkes ne yapıyor? Görüyor yani biliyor. Ama ne? Vesayet savaşları mı ne diyorlar işte bak ne yapıyor işi bu şekilde terör örgütleriyle beraber bizim aslında bizim büyümememiz için yani Türkiye'nin gelişmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. E yani buradan anlaşılıyor ki bak bir takım sıkıntılar gördük mü? Gördük ama sıkıntıların neticesinde dostumuz düşmanızı ne yapmaya başladık? Görmeye başladık yani. O yüzden dolayı olayları hep böyle yani Bayram Mevlamız'ın ifadesiyle وَاَسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيَنْ Sizin kerih gördüğünüz şey diyor Mevla Teala için hayır olur. Vasatın yani, tutup bu şey ve Şarol'un kim? Siz sizi sevdiyse siz için Şarol. Vallahi alimiyetim lahim Allah bilir siz bilmezsiniz. O yüzden de olaylara bakarken iki taraflı bakmak lazım. İki taraflı bakmak lazım. Evet, bir takım imtihanlar görüyoruz. Ama bu imtihanların neticesinde de aslında ortaya çıkan gerçekten zalimleri, hainleri, dost olmayanları dost olmayanları ve gerçekten diğer taraftan da işin ehli olanları, vatan sevgisi olanları, bayrak sevgisi olanları, imanıyla beraber bu olayla sahip çıkanların safların ayrıldığını görüyoruz yani. Ortaya çıkıyor bunlar yani. Bugün sosyal medyasında da böyle, ve medya, normal medyasında da böyle a, tamamıyla hep nerede her şey saflar ne yapıyor? Gerçekte kendisi ortaya koyuyor yani. E daha dikkat edin. Biraz önceye baktığımızda dikkat ederseniz saflarda ne var? sanki aynı safta yürüdüğümüz, beraber yürüdüğümüz insanlarda aslında nifak varmış. Nifak varmış yani. Ne yapılamamış tespit edememiş. Bir örnek daha vermek istiyorum bu konuda. Uhud Savaşı'na gidilirken mesela normal şartlar dikkat edin. Uhud'a gidiliyor. Savaşa gidiliyor ya. 950 kişi yola çıkmış. Dikkat edin yani. Bak dikkat edin. 950 kişi yola çıkılmış. Bunun üzerinde duruyorum. 950 kişi yola çıkılmış. Biliyorsunuz Uhud normal şartlarda Yürüme mesafesinde 45 dakikadır. Ama arabayla 10 dakikadır yani. Yürüme mesafesinde. Normal birdek de olsa en fazla 20-25 dakika sürsün yani. Bu kadar yakın bir mesafe. Bu yakın mesafede bile 300 kişi geri dönmüştür. Münafık ilan edilirler yani. Ya buradan ama normal şartlarda baktığımızda aa ordu 300 kişi orduyu terk etti. 300 kişi terk etti ama 650 kişi yeter. Yeter yani. Allah yeter yani. E en netice e şimdi normal şartla olayın bir şey bak ya ordu çok büyük zede gördü. Çok büyük yara gördü. Değil değil. Ordu hiçbir zede görmedi. Hiçbir zede görmedi onların ayrılmasıyla. Ortada ne meydana geldi? Ortada gerçekten Müslümanlar kendisini ortaya çıkarttı. Münafıklar da kendisini ortaya koydu. Artık Müslümanlar neyi görebiliyordu? Bunlar münafık diyebiliyordu. Ama o ana kadar deme şansları var mıydı? Yoktu. Tespit edemiyorlardı yani. Aradaki şüphelenemiyorlardı. illa şüpheleniyorlardı. Ama iyi bakmak zorundaydılar. Hüsnü bakmak zorundaydı. Ne yapamıyor? Ayıramıyorlardı. Ama en netice ne yaptılar? Ayırdılar. Ayırdılar. Ama netice Uhud'da kazanılmış savaşın kaybedilme durumu nerede oldu biliyor musunuz? Bak bunun üzerine duruyorum. Dikkat edin. Uhud'da üzerine yani bu nifaktan ayrılanlar, hainlikten ayrılanlar, zalimlikten ayrılanlardan dolayı asla ne olmaz? Asla zarar gelmez. Hatta daha çok güç meydana gelir. Daha kenetlenme meydana gelir. Zalimlerin ayrılması, hainlerin ayrılması, gerçekten nifak ehlinin ayrılmasından daha çok güç meydana gelir. Çünkü artık sağlamlar birbirine ne yapmıştır? Kenetlenmiştir. Sağlamlar kenetlendiğinden dolayı araya da nifak koyacak insanlar olmadığından dolayı güç artık gerçekten ortaya kendisine koymuştur. Ama sorun nereden meydana çıkmıştır? Dikkat edin kazanılmış savaş peygamber sözü dinlenmediğinden dolayı ne yapılmıştır? Tehlikeye düşmüştür. O yüzden bundan sonraki olaylara bakmamızda gereken şey ne? Bundan sonraki olaylarda laf dinleme meselesine bakmamız lazım. Ölçüyü bu şekilde ayarlamak ay durumundayız. Yoksa gerçekten bir takım sıkıntılar çekildi mi? Çekildi. Ama çekilmese bunlar ortaya nasıl çıkacak? Soruyorum sağlar rızası için. Nasıl anlayacaksın bu adamlar hiyat ehli olduğunu, bu insanların zalim olduğunu, bunların gerçekten kafirlerle beraber olduğunu, bunların netice kendilerini nasıl takdim ettiler? Kendilerini ehli İslam takdim ettiler. Sadece bu mu? Hayır. Dünya üzerindeki devletin Avrupa'nın üzerimize gelişini şu anda hep beraber seyrediyoruz. Amerika'nın üzerimize gelişini hep beraber seyrediyoruz. O yüzden dolayı dünya üzerindeki bütün din düşmanlarının, Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin her birerleri bu olaylarla beraber ne yapıldı? İş ortaya kondu. O yüzden dolayı geçen seneyi ben açık söylüyorum. Çok olumsuz değerlendirmiyorum. Niye? Tabii niçin? Çünkü saflara belli olacak. Olmalı yani. Allah'ımız bile bunu istiyor yani. فَلِعَالَمَنِّ اللّٰهُ لِلَّذ۪ينَ Sada bu وَلِعَالَمَنِّ اللّٰهُ لِلْكَانِتِ Aslında Allah biliyor. Sadıklar da ortaya çıkacak. Yalancılar da ortaya çıkacak. Aslında Allah. E bunu göreceksin yani. En netice. E bunları görmek için de imtihan lazım. E en netice bu imtihanlarda olduk mu? En de olundu. Ve gerçekten ortaya saflar pak bir şekilde ortaya ne yapıyor? Çıkıyor. 2017 Tabii ki gelecekten haber vermek mümkün değil. Ama velakin bir öngörü meselesiyle alakalı. Geleceği ancak kim bilir Allah bilir. Bunu bilmek lazım. Ama öngörü ile alakalı baktığımızda da 2017 inanın safların tam hakikaten ortaya çıktığı bir yıl olacağını ne yapıyoruz? Buradan kestirebiliyoruz yani. Dostun düşmanı tamamen kendisi ortaya koyacağını, dostun düşmanı tamamen kendisi ortaya koyacağını, düşmanların yani Türkiye'mizin büyümesini istemeyenlerin son derece hakikaten bu işte ciddi bir şekilde sıkıntı vermek için mücadele vereceklerini hep beraber ne yapabiliyoruz? Daha iki şurada biliyorsunuz bak e, kaç gün geçti? Beş gün geçti. Bu beş günde tespit edebiliyoruz artık. Biliyoruz ki Avrupa rahat durmayacak. Amerika rahat durmayacak. Bizi gerçekten boynumuzu bükmeye ne yapacak? Çalışacak. Ama ben buradan halkımıza... Lütfen ve keremen rica ediyorum. Allah'ımızın ifadesiyle ve sabir Hazreti Allah bir Bakın dikkat edin. Ya Yâ eyvellezine amen usbiru. Ey madenler sabırlı. İsmi sabredin diyor Mevla -Talâ. Bakın dikkat edin. Sabredin. Ama iki ifade, ikinci ifade. Ve sabiru. Bir daha. Allah Allah'ımız buyuruyor. Bir daha buyuruyor Hazreti Allah. Burada şu an yani. Yani düşmanlardan bizi gerçekten boynumuzu bükmeye çalışanlardan Ezmeye çalışanlardan, bayrağımızı indirmeye çalışanlardan, vatanımızı bölmeye çalışanlardan daha ciddi bir şekilde sabırlı olacaksınız. Hazreti Allah bunu buyuruyor bize. Bak bu Zaten bir tane sabredin var. Bir tane sabredin var. İkinci sabredin yani düşman ne kadar üzerimize geliyorsa, ne kadar bizi bölmeye çalışıyorsa, ne kadar bize hainlik yapmaya çalışacaksa biz onlardan daha fazla sabırlı olup bütünlüğümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha çok pekiştireceğiz. Daha çok bir şey buna ihtiyacımız var. Bunu yapacağız yani. Bunu yaptığımız takdirde bakın ne oldu? Hiçbir türlü başarılı olamadılar. Bugün açık ve net söylüyorum. Ben bunun üzerinde duruyorum. Ne? Bugün açık ve yani gerçekten Türkiye'mizin en büyük, bana göre en büyük silahı, en büyük ayakta duruşu halkımızın birliğinin, beraberliğinin bozulmaması gerçekten imanıyla, birliğiyle, beraberliğiyle, hakikaten o vatan sevgisiyle beraber, o dik duruşuyla beraber yürüdüğü müddetçe bütün oyunları mutlaka ne yapılacaktır? Bütün oyunlar bertaraf edilecektir. Ne yaparsa yapsınlar. Zaten Mevlamız'ın ifadesinde ne buyuruyor Mevlamız? Onların süratle çalışmaları seni üzmesin diyor Hazreti Allah. Üzülme onlara diyor ya. Üzülme. Üzülme. Çünkü onların size zarar vermeleri mümkün değil diyor Hazreti Allah. Mesele onların çalışmaları veya onların hainlikleri, zalimliği değil. Mesele bizim gerçekten birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, bütünlüğümüzü bozmama meselesi. Birbirimize sahip çıkma meselesi. Biz birbirimize sahip çıktığımızda bunların bize yapacağı hiçbir şey yok. O yüzden dolayı 2017'de açık ve net söylüyorum. Daha saflar ortaya çıkacak. Daha netlikten ortaya çıkacak. Daha gerçekten bakın göreceksiniz. Düşmanlar daha çok kendisini ortaya ne yapacak? Koyacak. Açık açık bugün. Normal şartla bakın. Bütün Avrupa ne yaptı? Kendisine aşikar koydu ortaya işte. Her türlü. Yani NATO. Güya NATO üyesiyiz. Bakın işte en netice Daesh'le işte, ne olma şartlarda ne yapacaktı? E, mücadele bizlere yardım edecekler Suriye konusunda. Hatta Suriye onlar bizi bu şekilde ne yaptı? Teşvik ettikleri halde ne yaptılar? Bak işi bıraktılar. En netice Amerika'ya bakıyorsun. Aynı şekilde. Ama zaten bunlardan başka bir şey beklenir miydi? Beklenmezdi. Beklenmez yani. O yüzden dolayı 2017 yılında tekrar ediyorum. Ama unutma ki elhamdülillah artık kendi tabiri caizse kendi göbeğini kesen bir Türkiye var. Elhamdülillah. Bir dakika diyen bir Türkiye var. Kararımızı biz vereceğiz diyen bir Türkiye var sizin boyundurunuz altında istediğiniz doğrulta yürümeyeceğiz diyen bir Türkiye var. Bunu da bilmek lazım. Bunlar çok önemli yani. Gerçekten istedikleri gibi şekillendiremeyecekleri, istedikleri gibi yönlendiremeyecekleri bir dakika artık masada biz varız. Bundan sonra bizim sözlerimiz geçerli. Öyle sizin dedikleriniz gibi sen böyle istiyorsun diye böyle olacak diye bir şey yok. Senin söylediklerine karşılık bir dakika diyebilen bir Türkiye var bundan dolayı da insan gerçekten ne yapmalı? E gerçekten bir mutlu olmalı yani. Yoksa kalkıp da daha ne kadar ne diyorduk? En netice dikkat edin ifadele. Avrupa yasası bilmem ne. Dur. Bir dakika. Avrupa uyum yasası çıkacak. Avrupa'ya uyacağız. Avrupa'ya benzeyeceğiz. Bilmem ne açacağız diye. Senelerimiz geçti bir kardeşim. Ama şimdi elhamdülillah öyle bir ifade yok. Bir dakika ya. Avrupa'ya mesafeliyiz bir dakika. Siz çünkü bize ne yaptınız? Kesinlikle siz bize hainlik yaptınız. Bize yüzlük yaptınız. Yanımızda duracağımıza yanımızda durmadınız. O yüzden dolayı aslında olaylara baktığımızda Türkiye'miz hakikaten dünyada evet sıkıntılı bir geçitten geçiyoruz ama ben sıkıntılı geçi kabul etmiyorum. Açık ve söylüyorum. Net bir geçitten geçiyoruz. Doğru. Yani bazı şeylerde ne yapacağız? E yaşayacağız be kardeşim. E çok özür dileyerek söyleyeceğim. E doğum Sancısı çeken bir kadın doğum sancısı çekiyor ama en netice yavrusu olduğu zaman da ona ne yapıyor? Bağrına basıyor en netice. Öyle değil mi? Bak her şeyi bir anda unutuyor. Mutluluk yaşıyor, sevinç yaşıyor, güzellik yaşıyor. En netice Türkiye'de gerçekten bir sıkıntıdan geçmiyor demiyoruz. Ama bunlar gerçekten bir sancı olarak değerlendirmek lazım. Devamında ama ne var? Gerçekten Rabbim başarmayı nasip etsin. Eğer çizgiyi, şu anda bir çizgideyiz yani. Eğer çizgi açtığımız an... Allah'ın izniyle dünya üzerinde hakikaten bütün Müslümanların öncülüğünü yapabilecek bir Türkiye var yani. Ondan dolayı yani olayları böyle değerlendirmek lazım. Ama kalkıp da kendini bilmez. Gavur aşıkları. Bunlar gavur aşık. Amerika aşıklısı. Ondan sonra Avrupa aşıklısı bir takımları var. Bunlar kendini bilmez. Bunlara da kulak vermemek lazım. Kulak vermemek lazım. Bunlara kulak verdi mi insan Allah muhafaza etsin kendi moralini bozar. Kendini üzer yani. Ama normal şartlarda olayları incelese bakacak ki hakikaten artık gerçekten dünya üzerinde dur diyebilecek bir Türkiye var. Rabbim inşallah 2017'de daha netler saflar daha net ortaya çıkacağından dolayı daha hazırlıklı olmamız lazım. Bizim burada en çok şuna çalışmamız lazım. Ne? Halkımız. Çünkü bizim açık söylüyorum. Kimse kendini kandırmasın. Bizim en büyük gerçekten dünya üzerindeki en büyük silahımız halkımız. İmanlı halkımız. İmanlı halkımız. Ve açık ve net söylüyorum. Bizden yani şu silahımız var, bu silahımız var ve şu... değil diye değil, değil. Gerçekten imanlı halkımızdan çekiniyorlar. Bunu böyle bilin yani. Şimdi normal şartta halkın o direncini, birliğini, beraberliğini bozamayacaklarını gördüklerinden dolayı ne yapamıyorlar? Belli şeyleri kalkamıyorlar yani. Bakıyorlar ki neye kalksalar, ne yapsalar halk gerçekten devletin yanında, bayrağının yanında, vatanın yanında bölünme ve niyeti yok. En zor şartlarda bile gerçekten ama bu konuda özellikle muhalefet partisi yani ufak e, ufak muhalefet nasıl oluyorsa işte yani Bahçeli Beyefendi'ye burada da Gerçekten tebrik evet. etmek lazım Gerçekten hükümete güzel destek verdi Güzel sahiplendiler Yani bu konuyu parti meselesi yapmadılar bu Parti meselesi yapmayıp Vatan meselesi yaptılar Çok da yerinde bir hareketli Bununla beraber de hakikaten ne yaptılar Gerçekten Birliği beraberliği muhafaza ettiler Rabbim inşallah muhafaza etsin inşallah. Amin hocam. Şimdi Şöyle bir sual yönlendirmek istiyorum size Sevgili hocam Yaklaşık 2016'da 39 tane patlama olmuş. Yaklaşık 1.036 tane vatandaşımız şehit olmuş. Bunun 232'si polis ve asker, diğeri sivil halk. Bu 15 Temmuz'da dahil sevgili hocam. Şimdi AB'nin tutumu ortada. Siz de buyurduğunuz gibi bugün terör yasalarını değiştir, size işte serbest dolaşımı verelim diyen bir AB. Bugün ABD'ye bakıyorsunuz, Memiş'e girmeyi öteleyin. DAŞ'ı vuralım açıklaması yapıyor. Yani siz Membiç'e gitmeyin biz o zaman DAŞ'ı vururuz diyen yani Amerika'nın da tutumu ortada. Peki sualim şu hocam. Şimdi saflar sıklaşıyor diyoruz. Türkiye'mizde Türkiye'mizde bir güruh var. Mesela bu güruhun tam ayrıştığını düşünüyor musunuz hocam? Bir de bir de bu saflar sıkıştığında Türkiye nerede duracak? Nerede durmalı? Şimdi Evvela şunu söylemek istiyorum. Tabii ki 2016'da bir takım ciddi patlamalar olmadı mı? Oldu. Buna itiraz edemeyiz. Ama her tarafa sızmışlar. Her tarafa sızdıklarından dolayı her tarafta istihbaratından, polisinden, askerinden, şuyundan, bu her tarafa sızdıklarından dolayı oralardan ne yapıyorlardı? Destek görüyorlardı. O yüzden dolayı bir takım şeyleri yapabilirler. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Ama şimdi saflar sıklaştığı zaman bir takım şeylerin de ne yapılacak? Önüne geçirmiş olacak. Bir takım şeylerin önüne geçirmiş olacak. Bir de bilinçlendirme meselesi. Ben bunun üzerinde her zaman duyurduk biliyorsunuz. Hala durmak istiyorum. Bu çok önemli yani. Biz halkımızı polisimizi, askerimizi, her şeyi gerçekten istediğimiz kıvamda bilinçlendirme durumunda ciddi bir bilinçlendirmeye geçersek bunların da çok önüne geçeceğine inanıyorum ben. Üzerinde duruyorum. Çok önüne geçeceğine inanıyorum. Çünkü halkı sen bilinçlendirmezsen, polisi bilinçlendirmezsen. Bugün mesela İzmir'deki olaya baktığımızda bir polis kardeşimiz ne yaptı? Ne yaptı? Gerçekten olayın bizzat korkmadan, yılmadan üzerine gittiği en büyük felaketi önledi yani. O yüzden dolayı bunu ne yapmak lazım? Bunu Türkiye'nin geneline yaymak lazım. Polisimize de yaymak lazım, askerimize de yaymak lazım, halkımıza yaymak lazım. Yani dik duruşu herkese güzel bir şekilde yaymak lazım, anlatmak lazım, şuurlandırmak lazım. Bunu zaten gösterdiğimiz an göreceksiniz ki o fazla patlamalar bir defa ne yapacak? Allah'ın izniyle duracak yani. E bununla beraber gerçekten bizim kenetlendiğimizi gören düşman gerçekten de üzerine durum Kenetlendiğimiz gören ve bu kenetlenmeyi de yıkamayacağını anlayan üzerinde duruyorum. Bu kenetlenmeyi yıkamayacağını anlayan Türkiye düşmanları. Türkiye düşmanları Türkiye ile anlaşmak durumunda kalacaklar. Bakacaklar ki çünkü Türkiye dünyaya lazım bir ülke. Bunu herkes kabul etmesi lazım. Avrupa'ya da lazım, Amerika'ya lazım, dünyaya lazım bir ülke. Türkiye görmemezlikten gelme şansın yok yani. Her şeyle yani. Her şeyle de Üzerinde duruyorum yani. E, o yüzden dolayı bak onların derdi ne? Onların derdi bizi yok etmek değil. Ha, üzerinde, üzerinde duruyorum ne? Yok etmek değil onların derdi. Bizim ne ayağa kalkalım ne tam ölelim. Sürünelim. Bizi böyle istiyorlar yani. Bizi sürünelim. Onlara muhtaç olalım. Onların eline bakalım. Onlara biat edelim. Onlar ne derse kabullenelim. Onlar bizi nasıl şekillendirdi o şekli ne yapalım kabul edelim. Bizi onların derdi bu. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Ama o onlar bizim gerçekten o birliğimizi, beraberliğimizi görünce o kır bizi kıramayacaklarını, o birliği beraber kıramayacaklarını anladığı takdirde o zaman bir dakika diyecekler, anlaşmaya geçecektir. Anlaşmaya geçtikleri an bil ki o zaman sen dünya üzerinde bütün İslam ülkelerinin halklarının halk yani Müslüman halklarının lideri durumundasın. Yani dünya üzerinde söz sahibisin Allah'a. Çünkü bunu şu anda bu olayı sadece Türkiye seyretmiyor. Bunu şu anda dünya Müslümanları üzerine... Ben hep şu ifademi unutmayın. Ben bunu her zaman söylerim. Dünya Müslümanları halklarından bahsediyorum ben. Liderlerden bahsetmiyorum. Liderler zaten hepsi kukla. Ama dünya üzerindeki Müslümanlar haklarından bahsediyorum üzerinde duruyorum. Onların takibi var, takibi var. Şu an ne takibi var? Gerçekten Türkiye nerede duruyor? Nasıl duruyor? Bir dakika nerede diyor? Bir dakika dediği zaman da onların tamamı Türkiye'nin peşinde olacak. Ama şu anda Türkiye bu sınavı veriyor mu? Veriyor. Hep beraber görüyoruz işte. Her yerde bakın. Yani zaten şu olayların bir merkezden, yani bir merkezden ki ne Amerika ve Avrupa'dan beraberce yönetildiğini hissetmemek, anlamamak çok yanlış olur ya. Dikkat ederseniz hep dikkat edin aynı merkezden. Bugün yılbaşı gecesinde olan olay, İzmir'de olan olay, onun üzerindeki olay olay takip edin ya göreceksin. Her biri bir merkezden yönetildiği ne yapılır? Aşker ya. Aşker ortada yani. Yoksa kalkıp da o olayı yani şu bu yapma durumlarında mümkün değil ya. Mümkün değil. Ama <laughs> halkımız artık elhamdülillah bilinçlendi. Olayları ne yapıyor? Görüyor. O birliğini, beraberliğini bozmadığı takdirde de üzerinde duruyorum. Bakın göreceksiniz. Dünya üzerindeki bütün İslam İslam ülkelerinin halklarının lideri durumda olacak inşallah. O zaman da söz sahibi olacağız inşallah. i̇nşallah. Rabbim ikram etsin. Amin. Allah Ama durumumuz gereken yer burası. Evet. Yani ben şunun üzerine durmak istiyorum. Durmamız gereken yer burası. Yani işte sorunun devamı buydu ya. Evet. Yani bizim dünya üzerindeki Müslüman halklarının, halklarının evet. gerçekten liderliğinde durma durumunda olmamız lazım. Yoksa kalkıp da... Şangay Beşlisi'nmiş. Yoksa kalkıp da Allah muhafaza etsin. İşte Amerika ile Avrupa ile ters düştük. Rusya ile anlaşalım. İşte Şangay Beşlisi'nde tıkılalım bilmem ne yapalım. Bunlar kesinlikle aldatıcı şeyler olur. Çünkü Mevlamız buyuruyor ki Onlar birbirinin dostu. Onlar bize bir hainlik yapar. Rusya'dan ne olur veya Rusya ve Şengaybesi ne olur? Onlar normal şartlarda onlar da bizim büyümemizi istemez. Onlar da bizim liderliğimizi istemez. Onlar da gerçekten bizim kafamızı kaldırmamızı istemez. Çünkü onlar birbirinin bir dostu bir bahane çıkarttılar. Çıkartmış olduğu bahanelerle beraber bir bakmışsınız. Allah muhafaza etsin. Ta, hemen bize düşmanlık ediyorlar. O yüzden onlara ne yapılmaz? Kesinlikle güvenilmez. Hatta ben daha önce söyledim. Bunlara, onlara da yöneten ne? Onlara da yöneten işin arkasındaki derin güçler olur. Ve Amerika'nın Avrupa'nın yaptıramadığını kalkarlar bize. Rusya ile yaptırmaya kalkarlar. O yüzden burada da ne yapacağız? Çok dikkatli olacağız. Çok olgun olacağız. Hakikaten duruşlarımız zaten netice itibariyle geçenlerde biz hatırlarsanız söylemiştik. Elçinin, Rusya elçisinin ve evet. ölümüyle alakalı ne demiştik? Burada en çok kime yaradı? En çok Rusya'ya yaradı. En çok kime sıkıntı düşürdü? Bizi sıkıntıya düşürdü. O yüzden bu işleri incelerken güzel incelemek lazım. Kalkıp da kalkıp da bizi Rusya'nın kucağına itenler, Rusya ile beraber ona boyun eğdirmeye çalışanlar, onlar da aynı tezgahın adamları olabilir. O yüzden Türkiye'mizin bu konuda da çok dikkatli durması lazım. Ama bizim duracağımız yer üzerinde duruyorum. İslam ülkelerinin halkları, halklarının liderliği arkadaşlar. Allah nasip. Allah'ın var. Olsun. Yani bir buçuk milyar Müslüman'ın önünde ne yapacağız? Durmamız Lider lazım. Lider olarak duracağız evet. ve Rus'a postu kaptırmayacağız. Kaptırma. Ben bunu o, anladım tabi, inşallah. Alkesin. Peki sevgili hocam, şimdi 2017'nin ilk saatleriydi. Baştan aşağı hainlik ve provokasyon kokan bu e, Reyna saldırısıyla alakalı neler söylemek istersiniz? Bir de tabii Akabin'de İzmir Adliyesi'nde yaşanan o menün olayı nasıl değerlendirirsiniz sevgili hocam? Şimdi zaten bunların her biri birbirine bağlı olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi normal şartlarda bu şahıs yani reyne olayını hayatta geçen haini yapan, zalimli yapan, bu terörü yapan şahısa baktığımızda bu DAEŞ'ten geldi ifadeleri kullanıyor. Doğru mu? Doğrudur. DAEŞ'ten gelmiştir. Ama bunun kalkıp da Türkiye'mizin en önemli yerlerinden biri olan, yani özellikle dünya üzerinde, özellikle dünya özellikle üzerinde, üzerinde ve yabancıların da çok dikkat üzerine çekildiği bir yer olan ve koruması, ciddi koruması olan bir yerde bu işi yaptırmaları kalkıp da DAEŞ'in tek başına yapabilecek işi değil bu. Bu istihbaratı bunlara kim verdi? Açık ve net söylüyorum bunlara istihbaratı dünya üzerindeki Türkiye'mizin gelişmesini istemeyenler verdi o şekilde gelecek. Böyle profesyonelce bir hareket yapacak. Gelecek buradaki 39 insanı ne yapacak? Orada katledecek, öldürecek. Ve en netice 65 kişi yaralacak. Bu yapılan bu hareketi kalkıp da Daş'tan geldi ve Daş gönderilen bu adam ne yaptı? Bu işi yaptı, tek başına yaptı. Böyle bir şey asla ne yapılmaz? Düşünemez. İzmir'deki olaya bakın. Dikkat edin. İzmir'deki biliyorsun çok ciddi bir şekilde ne yaptı? Hazırlanmışlar. Büyük kıyama geldiler. Büyük kıyıma geldiler yani büyük kıyıma geldiler. E, büyük kıyıma geldikleri halde Allah'ın müsaadesi olmadı. Yine polisimizin evet, oradaki polisin yapmış olduğu kahramanlık hareketiyle beraber onu da onun üzerinde durmak lazım. Ama asıl konu şurası. Yani bunlara ciddi bir şekilde istihbarat verme durumu olmasa bak üzerinde duruyorum. Bu teröristin buraya gelmesi ve teröristin içeriye girmesi 30 kişi, 39 kişi burada ne yapması, katletmesi. E bunları incelediği takdirde bunda kesinlikle ve kesinlikle ne değil? Öyle tek kişinin yapabileceği işler olmadı. Aşikar. Daş'ın, Daş terör örgütünün tek başına yapabileceği bir iş değil. Mümkün değil. Bunlara kim veriyor? Dünya üzerinde Türkiye'mizin büyümesini istemeyen Avrupa, Amerika, Hatta ben bir şey söyleyeceğim şimdi yanlış anlaşılmasın. Bak açıkça söylüyorum. Rusya diyeceğim şimdi milletecek ya sen diyecek ya çok şey yapıyorsun kardeşim. Ya gerçekten diyorum ya. Çünkü o hainler de bizim kendi yanında durmamızı, kendine boyun eğmemizi, kendi isteklerimize geçirebilmelerini arzu ederler. Onları gösterirler. Onlar ne yapar? Yoksa onların da biliyorsun bu konuda istihbarat konusunda ne var? Çok de, ciddi bir şekilde tehlikeleri var yani. O yüzden dolayı yani bunları iyi incelemek lazım. Bakın göreceksiniz bunlar hepsi Türkiye'mizin ne yapmaması? Büyümemesi, gelişmemesi, Türkiye'mizin halkımızın özellikle üzerinde duruyorum. Halkımızın aynı zamanda biliyorsunuz olaylara bir bakıyorsun. Öyle bir yerde oluyor ki turistlerin gelmesi ne yapıldı? Ne yapılsın? Engellensin. Öyle bir olay oluyor ki halkımıza korku salıyorlar. Artık nereye gideceğim mantığıyla alakalı. Ama ha, aman ha. Aman ha. Aman ha. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Aman. Halkımıza rica ediyoruz. Biz Allah'tan başkasından ne yapmayız? Korkmayız. Biz Allah'tan başkasından korkmak ne yapmaz? Yakışmaz. Sakın ha. Bunların yapmış olduğu terör faaliyetlerinden dolayı veya işte öleceğim bilmem ne yapacağım filan da bunlardan dolayı sakın ha. Kesinlikle yaşanmamız, yaşamamız gereken Yürümemiz gereken şeylerden asla ne Taviz vermeyeceğiz yani. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bunların tezgahına düşmeyeceğiz. Bunları salmak istemiş olduğu o korkuyu asla ne yapmayacağız? Gelmeyeceğiz yani. Kesinlikle gelmeyeceğiz. Ama olayı çözeceğiz. Göreceğiz ki bu işin arkasında kim var? Hainler var. Bunları mutlaka inşallah haddini bildireceğiz inşallah. Rabbim başarmaya biz? Fethi Sekin. Fethi Sekin e. Allah rahmet eylesin Amin. hocam. Büyük insan Amin. hocam. Allah razı olsun. Ee, bu olaydan sonra bu Reyna saldırısından sonra Sevgili Hocam, e, birileri hemen kahvelere dağıldı. Bir takımları kahvelere dağıldı. E, biz tabi bunlar yakaladıklarımız yani veya ekranlara, kameralara yakalananlar. Yakalananlar Allah bilir ne yaptı. İşte birisi hemen çıktı e, Noel bebe kıyafetiyle adam dedi saldırmış. Bir milletvekili işte bir partinin ana muhalefetin milletvekilleri çıktı. E, yaşam tarzına saldırı diye hemen e, bir böyle bir provokasyon girişiminde bulundu bunları nasıl karşıladınız sevgili hocam? Şimdi normal şartlarda da yine şunu söylüyoruz değil mi? Ne, ne, neyi söylüyoruz? Bunların bir merkezden yönetildiğine belli. Aşker yani. Şimdi bu merkez aynı zamanda ne yapıyor? Sosyal medyaya bu konuda hareketlendiriyor. Bir bakıyorsun sosyal medyada bunun tartışmaları, ağır ifadeleri, olmayacak ifadeler, böyle korkusuz olacak ifadeler, ha hakaretler, olmayacak e sözler. Yani gerçekten insanların böyle okuduğu zaman son derece kanını donduracak ifadelerle sosyal medyayı şekillendiriyorlar. Aynı şekilde işte kahvelerde, sokaklarda ne yaptılar? İnsanları saldılar, bir takım ayaklandırmaya çalıştıkları insanları saldılar. Tahrik için yapıyorlar bunları. Gerçekten insanın ne yapsınlar? Tahriklensinler, tahriklenir mi? Bunların cevabında onlar her türlü, açık söylüyorum, dayağı da hazırlıklı onlar. Sopaya da hazırlıklı onlar. Ama zaten insanları tahrik, şükürler olsun ki halkımız ne yapmıyor? Bu tahriklere kapılmıyor. Uyanık davranıyor yani. Yoksa neticeye bunlar bu şekilde yola çıkıyorlar. O yüzden bunlar her türlü, aynı merkez ya, her türlü bütün hilelerini ama ekonomiyle alakalı ama sosyal medya ile alakalı, ama sokağı ile alakalı, ama muhalefetiyle ile alakalı ne varsa her birini canlandırıyorlar. Her birini. Nerede uyuyan bir hücre varsa onları uyandırarak her birini ayaklandırıyorlar. O yüzden buralarda asla provokasyonlara gelmeyeceğiz. Tezgaha düşmeyeceğiz. Oyunu da oyunlara asla alet olmayacağız. Çok iyi süreceğiz, Çok iyi süreceğiz. Yani Gerçekten şu anda askerimizle, polisimizle, hükümetimizle yapılması gereken nelerse o şekilde yürüyeceğiz yani. Nerede durulmamız gerekiyorsa, nerede durulmamız söyleniyorsa o şekilde yürümemiz lazım. Yoksa bunların oyunları çok tehlikeli. Açık söylüyorum. İşte ne yaptılar? O akşam hemen Alevi sünni olayını ortaya çıkartmak istediler. Ama yine tezgah yemedi. Yok oranın sahibi Aleviymiş işte ki şey yapan bir sünniymiş. Ne alakası var? Ne alakası var? Bir dakika mümkün değil. Hemen işi kalktılar işte başka şeylere bağlamaya çalıştılar. Bir dakika ne alakası? Yaşam, laik, laik. Tabii layık antelik. Yok yaşam tarzı demeye başladılar. Ne alakası ve nereden çıkartıyorsun bunları? Bu terör öyle terör olayı ne alakası? Nereden çıkartıyorsun? Heh, ama ne no, işte artık halkımız da tecrübelendi. Hiç bunlara ne yapmıyor? Prim vermiyor. Ama bütün ellerinden geleni yaptılar mı? Bak sosyal medyayla yaptılar, sokaklara indiler, muhalefetiyle yaptılar. Ne gel ellerine ne geliyorsa hepsini ortaya koydular. Alevi Sünni meselesini ortaya koymaya kalktılar. Hepsini ortaya koymaya kalktılar. Avrupa'dan ona göre ifadeler, Avrupa'dan ifadeler, Almanya'dan ifadeler. Ama çok ilginç bir şey ki biliyorsunuz Zeyne olayındaki ilk şey yapan bizim Cumhurbaşkanımızın bir haber olmadan da Obama hemen diyor ki <laughs> sen söyle lanetliyor geçmiş oldu bilmem ne. Bir dakika sen ne iş ya? Ne işsin sen yani? Ne oluyorsa da. E o yüzden bunları hep incelemek lazım. Ama göreceksiniz ki arkasında yine tek merkez ve her birini yönetiyor. Sokağı da onlar yönetiyor. Medyayı da onlar yönetiyor. Hakikaten Türkiye'nin ile alakalı içeriden bu işleri ne yapan fitneyi de onlar ne yapıyor? Dalgalandırıyor. O yüzden bunlara fırsat vermemek lazım. Kulak vermemek lazım. Böyle provokasyonlara asla gelmemek lazım. Mutlaka uyanık olarak olaya Sahip çıkmak lazım. İnşallah hocam. Allah sizlerden razı olsun. Açıklamalarınızı severek izliyoruz. Açıklamalarınıza katılıyoruz Samsun'dan bir izleyicimiz hocam. Yine konumuzla alakalı olduğu için yine bir sevgili izleyicimiz sizi e, ilgiyle takip ediyorum. Fakat beni rahatsız eden bir konuyu sizle paylaşmak istiyorum. Sevgili hocam ne der bu konuda? Şehit cenazelerine e, alkış ve marş olaylarını bir değerlendirebilir mi? Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz Şehit cenazelerinde alkış ve marş olayını aslında kimse normalde tasvir etmez. Ama ve lakin halkımızın kalkıp da o bir anda kendi galeyana gelerek, kendi imkanlarıyla, kendi hareketleriyle bir alkış yapmasıyla beraber de şimdi buna da dur diyemiyor kimse yani. Dur dediği zaman yanlış anlaşılmaya sebep olacak diye. Yanlış anlaşılma tekrar ediyorum. Ama buradaki maksadı biz ne yapmamak lazım? Yani buradaki maksadı bak tekrar ediyorum. Biz alkışlaması, şu şekilde yapılma, marş, şey yapılması bunu asla biz ne yapmıyoruz? Tasvip Tasf etmiyoruz. Amma Ama Amma velakin. Ama evet. Ama yapılan bu hareketi de kimse ne yapmıyor? Kasıtlı olarak, bilinçli olarak. Ya yani burada bir olumsuzluk olsun, bu şeyde hakaret olsun veya olaylar hakaret olsun, imana zedilecek olur değil. Orada Gerçekten halkın kendi elinde olmadan ne yapıyor? Bir hareketlenme oluyor. Biliyorsunuz e, yine bir cenazede e, ismini yine vermeyeyim. Evet. Rahmetli Erbakonucu'ya diyorlar ki ya şunlara söyle yani böyle şey yapmasınlar yani yüksek sesle tekbir getirmesinler. İçinden getirsinler. Rahmetli diyor ki içinden gelerek, içinden gelerek yapıyorlar diyor. Yani o yüksek sesle Allah'u Ekber tekmilleri getirince içinden gelerek yapıyor. Yani siz onlar içinden söylesinler diyelim içinden gelerek yapıyor. Yani o yüzden dolayı ya orada halkın kendisiyle alakalı. Yoksa kalkıp da birileri bunu e, kasıtlı olarak yaptığını ne yapmıyoruz? Bir düşünmüyoruz yani. Düşünmediğimiz için. Ama tabii tasvip ediyoruz, ediyoruz ve etmiyoruz. Evet. Çünkü... E şimdi tekrar ediyorum. Bunlar mümkün olduğu kadar... Yani böyle... Hele özellikle istenmeyen marşlar, istenmeyen marşlar, hoş olmayan marşlar, ona buna benzer şeyler. Bunlara ne yapmamak lazım? Yanaşmamak lazım. Bunlara da uzak durmak lazım. Şehit cenazelerinden bahsediyorum. Bu cenazelerde mümkün olduğu kadar biliyorsun en netice uğurlandığı yer Allah'a uğurlanıyor, kabre uğurlanıyor, şahadetiyle gidiyor. Şahadetiyle gittiğinden dolayı bunları gerçekten nasıl isteniyorsa bizden, yani Allah'ımız nasıl istiyorsa... Peygamber nasıl gösterdiyse, Kitabullah nasıl bize bildiriyorsa o şekilde göndermemiz bize yakışır. Onlar çünkü vatanı için, Allah için, peygamber için, vatanı için, bayrağı için kendisine yaptılar, fedakarlık yaptılar. Şimdi bu fedakarlık yapıp, bu fedakarlığı ortaya koyup, bakın şehit diyoruz bunlara. E yani şimdi şehit dediğiniz bu insanlar gerçekten bir fedakarlığı ortaya koymuş oldular. E en netice bu fedakarlığın karşısında bize de onları gerçekten memnun olacakları şekilde göndermek. Üzerinde duruyorum, memnun olacakları şekilde göndermek. Bunu normal şartlarda aslında o anda değil de, o anda değil de daha önce bilinçlendirme bakımından Diyanetimiz ve gerçekten bütün hoca kardeşlerimiz, tekrar ediyorum o anda değil ama, bak cenazede oldu mu bu olmuyor? Üzerinde duruyorum, niye? Cenazede çünkü hoca efendi bunu söylerken uslu buna bir dikkat edemezse, bu sefer zannediliyor ki sanki bir kavga muhalefet mantığıyla düşünüyor. Ama daha önce ne yapılsa bu bu konu güzel bir şekilde camilerde, cemiyetlerde kanaat önderleri tarafından, Diyanet TV hocaları tarafından, cemaat hocaları tarafından güzel bir şekilde halkımız anlatılsa, bakın bunlar şehittir, şehit olmasa sevile Allah'ın huzuruna şehit gidiyorlar, bundan mutlu gidiyorlar. Bunlar için Mevla Teala minel müminine rica sadaku ma'adullahi aleyh Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler diye bunlar öyle erkektirler ki diye Hazreti Allah buyuruyor. O yüzden dolayı bunlar feminum ben gaza nehbe ve minum yatı bir takımları vermiş olduğu sözü yerine getirdiği bir takımları bekliyor diye Hazreti Allah Celle Celaluhu. Şehadeti bekliyor şahadeti bekliyor, Şehadeti bekliyorum. Ölümü bekliyor yani. O yüzden dolayı hakikaten buralarda mümkün olduğu kadar ölçüyü ne yapmak lazım? Ölçüyü Allah, peygamber ölçülerinde, Kur'an ölçülerinde yapmak lazım diye bir şuurlandırmış olsak halkımızı bu şekilde o zaman ne olmaz? Bu sıkıntılar düşmüş olmayız. Ama evet. tam cenaze olmuş, halk toplanmış, onun herkesin bir galeyanı var. Oradan biri çıkıyor bir alkış tutturuyor. E şimdi orada alkışlamasa adam ya niye alkışlamıyorsun diye ne yapıyorlar? Ters bakıyorlar. E anlarsa orada hoca efendi dese ki ya kardeşim bir dakika burası şehit cenazesi yapmayın bunu dese bu sefer hocam ne yapıyoruz ki yani? Biz bunu iyi biletle yapıyoruz. Sevap niyetiyle yapıyoruz. Bunu mükafat niyetiyle yapıyoruz. Çünkü bilinç yapılmıyor bunlar yani. O yüzden dolayı bunları ne yapmak lazım? Gerçekten halkımızı bu konuda şuurlandırmak lazım, bilinçlendirmek lazım. Evet. Ama ben kasıtlı olarak yapıldığını ne yapmıyorum? Düşünmüyor. Düşünmüyorum yani. Teşekkür Türkiye yapamıyorsa neden Suriye'ye girdi ya da herkese bir dakika diyemiyorsa neden ABD'den yardım istiyor ya da Batılılar hainse kötüyse neden bu ülkede birinin başına bir şey geldiğinde neden ilk gitmek istediği yer Batı oluyor neden biraz kendimize bakmıyoruz içimizde zulüm var mı yok mu demiş bir izleyicimiz sevgili hocam. Şimdi normal şartlarda tabi biraz tepkili söylemiş yanlış onu da baştan söyleyeyim tepkili değil çok güzel söylemiş. Haklı olarak söylüyor. Yani gerçekten inanarak söylüyorsa bu konuda tebrik ediyorum. Bak tekrar ediyorum. Eğer inanarak söylüyorsa hakikaten tebrik ediyorum. Ama ve lakin diğer tepkili söylemiş. Onu baştan söyleyeyim. En netice gerçekten Türkiye'deki durum bugüne kadar gelen duruma baktığımızda Avrupa en netice bizim sanki dostumuz gibi ne yapıyordu? Gözüküyordu. Avrupa müttefikimiz gözüküp gerçekten bize dost olarak gözüküyordu. Gözüküyordu dikkat edin ifade. Ve en netice bu insanlar 100 yıldan beri yani aşağı yukarı senelerden beri yani yani bayağı e, senelerden beri içimize girmiş. İçimize girmiş. Milletin gerçekten önüne geçmiş. Gençliğimizi bir takım insanları yönlendirmiş. Türkiye'de söz sahibi olma durumuna gelmişler. Türkiye'de söz sahibi olma durumuna gelmişler. Her tarafa sızmışlar. Ya yani kalkıp da yanlış anlaşılmasın. Daha henüz yeni yeni bunlar fark edilmeye başladı. Yeni niye diye bunlar bize düşman olduğu hissedilmeye başladı? Yoksa daha önce bunlar üfleye 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 üfleye, üfleye bir bir takım yerlerde bir dakikadan önce her zamanda sanki Türkiye'nin menfaatine bir hareket yapıyormuş gibi, tak Türkiye'nin önünü sanki açıyormuş gibi hareketlerle beraber ne yaptılar? İşte mesela bir borç veriyorlardı mesela bize. Oo bak bize sahip çıkıyorlar manasıyla beraber veya buna benzer. O yüzden yeni yeni uyanılıyor yani. Yeni yeni kendine geliyor Türkiye yani. O yüzden dolayı bunları yeni yeni uyanıldığı için, yeni yeni kendine geldiği için Türkiye'miz bunları yaşamak durumundaydık yani. Onu bilmek lazım yani. İnşallah. Yoksa yani ama kardeşimiz biraz ne yapmış bize? <laughs> Tepkili yapmış evet. yani. Ama evet. incelesin Allah'ın rızası için. Evet. Bir bakacak ki evet kesinlikle üzerinde duruyorum. Amerika'dan, Avrupa'dan din düşmanlarından bizim yardıma, yardım isteme durumumuz yok. İhtiyacımız da yok. Bizim sahibimiz Allah bizi her türlü sahip çıkar. Evet. Ama tekrar ediyorum. E tabi en netice bir müttefiklik meselesi, bir NATO meselesi. En netice bunlar ne yapılmış? Zamanında e, anlaşma yapılmış, ortaya konmuş. Bunlar var mı? Bunların mı inkar Var. Ama doğru mu? Doğru değil. Ama var mı? Var yani. O yüzden dolayı üzerinde diyorum o yüzden de bu şekilde ne yapılmış devam edildi. Ama şimdi ne yapıldı? Bak onlara yine onlara kulak verilmeden yolumuza devam ediyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Evet. evet kıymetli izleyicilerimiz önemli konular ve sizin de katılımlarınızla bu konuların güzel istişareleri inşallah kıymetli Masum Bayraktar hocamız tarafından yapılıyor. Biz inşallah konulara sosyal medya da insanların zıt görüşte olan insanların birbirlerine karşı rahatsız edici ve küfürlü muameleleri. İnşallah kısa bir aradan sonra program programımızı ara veriyoruz kısa bir aradan sonra konularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.